Kürtler hakkında bir konferans vermek istemiş Yahya Kemal. Daha önce Türk İstanbul diye uzun ve çok ses getiren bir konferans vermiş. Bir de Türk Üsküdar diye bir konferans vermeyi hayal etmiş fakat verememiş. Sadece notlarını almış Yahya Kemal. O notlardan birinde diyor ki, hani bir havuz düşünün diyor. Bir havuz düşünün. O havuzun etrafındaki ağaçların aksi, evlerin, binaların, çiçeklerin, ağaçların aksi havuza vurur. Sanki o ağaçlar, o çiçekler, o görüntüler o havuzdaki, o havuzun hafızası gibidir. İşte bütün İstanbul fethi ve İstanbul'da yaşanmış bütün hatıralar da Üsküdar'ın hafızasında o havuzdaki görüntüler gibi mahfuzdur. Yani Üsküdar'ın hafızasında bütün İstanbul'un fethi hadisesinin mahfuz olduğunu söylüyor. Bu biraz Yahya Kemal'in Bergsoncu karakterinden geliyor. Yani tarihe çok düşkün diyorsunuz. Tarihi adeta kendisi bizzat yaşamış gibi yaşayan bir şair. Çık tayı zaman et, açılır her perde, bir devir geçir istediğin her yerde. Ben hicret edip zamanımızdan yaşadım, İstanbul'u fethettiğimiz günlerde diyor bir rubaisinde. Yani adeta tarihe hicret ediyor, o tarihi anları bizzat sanki yaşıyor, geri dönüp onu yeniden yeni bir sesle, yeni bir bakış, yeni bir duyuşla ifade ediyor. Dolayısıyla Yahya Kemal anı içinde bütün bir geçmiş zamanı saklayan, içinde bütün bir geçmiş zamanın mahfuz olduğu son derece yoğun bir zaman parçası olarak algılıyor. Yani saat kadranında gösterilen zamandan farklı bir zaman bu. İçinde bütün geçmiş zamanı taşıyan yoğun bir an. İşte Bergson buna süre diyor. Bu anlayışı Yahya Kemal tarihe uygulamak suretiyle şehirlerin hafızasını okumaya çalışan ve okuduğu şeyleri şiiriyle ifade etmeye çalışan bir şair ve düşünür aynı zamanda. Yani Yahya Kemal'i pekala aynı zamanda bir tarih felsefecisi, bir tarih filozofu olarak görmek mümkündür. Evet, Üsküdar böyle İstanbul'un ön sözü, modeli olarak gelişiyor ama İstanbul fethedildikten sonra gelişmeye devam ediyor. Ve daha önce teşekkür eden, İstanbul'un fethinden sonra teşekkür eden Eyüp ve çok daha önce var olan Galata ile birlikte İstanbullular tarafından Bilad-ı Selase'den biri olarak kabul edilmeye başlanıyor. Demek ki bir nefs-i İstanbul var, yani tarihi yarımadanın içindeki İstanbul, bir de Bilad-ı Selase dedikleri, yani üç belde dedikleri Eyüp, Galata ve Üsküdar var. Biz İstanbul kültürü deyince aslında bu üç beldeyi kastediyoruz ama Üsküdar'ın uzantısı olarak zaman içerisinde Boğaziçi'nin teşekkür etmeye başladığını, yani İstanbul kültürünün asli unsurlarından biri olarak Boğaziçi'nin bir bakıma Üsküdar'ın türevleri olarak teşekkür ettiğini rahatlıkla söylemek mümkün. Yani az önce ifade ettim ya, Bizanslılar Boğaziçi'nin farkında bile değillerdi. Küçük küçük köyler, küçük küçük kiliselerden oluşan iki büyük sahil düşünün. Osmanlılar özellikle 16. yüzyıldan itibaren Boğaziçi'ni en akıllı bir biçimde, en verimli bir biçimde kullanmaya başladılar. Yavaş yavaş iki sahil boyunca yalılar, köşkler, saraylar oluşmaya başladı. Böylece Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi medeniyeti dediği bir medeniyet teşekkür etti ki bu ayrı bir sohbetimizin konusu olacak. Ama Boğaziçi medeniyetini Üsküdar medeniyetinin genişlemesi olarak ele almak mümkün. Tabii zaman içerisinde Üsküdar gelişiyor. Mesela 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın eli değiyor. Değil mi? Önce Mihrimah Sultan
Camii, sonra yine Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olan yukarıdaki Atik Valide Camii, daha sonra aşağıda ondan sonraki mimarlardan birinin eseri olan Gülnuş Valide Sultan'ın yaptırdığı Valide-i Cedid veya Yeni Valide Camii, bir yığın cami ve tekke, tabi ruhaniyeti, Üsküdar'ın ruhaniyeti aynı zamanda tarikatların da bu bölgede temelküz etmesine yol açıyor. Hemen her tarikatın bir tekkesi vardır. Sultantepe'deki Özbekler tekkesi, efendim Hüdayi tekkesi, efendim Eşrefi tekkesi, Mevlevi Hane, Kadir Hane, aklınıza gelebilecek bütün tarikatların tekkeleri vardır. Dolayısıyla zaman içerisinde burası kelimenin tam manası bir manevi ve uhrevi atmosfer taşıyan Karacaahmet Mezarlığı'nın da gelişmesiyle, genişlemesiyle uhrevi ve manevi hava taşıyan, atmosfer taşıyan bir şehir haline geliyor. Giderek büyüyor, bir şehir haline geliyor. Ama hiçbir zaman son 20-30 yılda büyüdüğü kadar büyümedi Üsküdar. Bunu da kaydetmekte fayda var. Şimdi Üsküdar'ın bir özelliği daha var arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Karacaahmet Mezarlığı'nın gömülmek için tercih edilmesinin de sebeplerinden bir tanesi budur. Üsküdar Kabe toprağı olarak kabul edilir. Niye? Hani Pers ordusunun boğazı aşmak için yüzlerce gemiyi yan yana dizerek aşabildiğini söyledik ya, bir zamanlar boğazı aşmak, bir kıyıdan bir kıyıya geçmek öyle kolay bir şey değildi, zor bir şeydi. Zor bir şeydir, denizdir, Boğaziçi'nin denizi hakikaten. Bir yığın akıntılar vardır, ters akıntılar vardır vesaire. Kaptanlık yapmak için bayağı ustalık gerektirir. Dolayısıyla karşıya geçmek, başka bir dünyaya geçmek gibi bir şeydi. Ama Anadolu'ya geçtiğiniz adımınızı, ayağınızı Anadolu toprağına bastığınız zaman ondan sonra yürüyerek Kabe'ye gidebilirdiniz. Değil mi? Bakımdan Kabe toprağı kabul edilmiştir. Yani artık ondan sonra ayağınız hiç suya basmadan rahatlıkla Kabe'ye kadar gidebilirsiniz. Bakımdan Kabe toprağına gömülmek Müslümanların özel bir arzusuydu. İşte tarihinin belli bir döneminde Yenişehirlilerin rağbet ettiği Karacaahmet Mezarlığı bir müddet sonra bütün Müslümanların gömülmek için özel bir arzu gösterdikleri, gömülmek için vasiyet ettikleri Kabe toprağı olması dolayısıyla yer haline geldi. Böylece zaman içerisinde devasa bir mezarlık oluştu. İşte mezarlık deyip de geçmemek lazım arkadaşlar. Yani orada başlı başına bir kültür. Tarihi mezar taşlarının her birinin başlı başına bir sanat eseri olduğunu, yani Rodin'in heykeli ne kadar değerliyse, Michelangelo'nun işte Musa heykeli ne kadar değerliyse, orada herhangi bir şahsiyetin mezar taşı da o kadar değerlidir. Abidevi nitelik taşır. Çünkü hakikaten her biri eşsiz bir sanat eseri olduğu gibi aynı zamanda her biri başlı başına bir disket gibidir. Şimdi bilgi dolu disket gibidir. Yani o mezar taşlarından hareketle tarih hakkında bilgi edinirsiniz, sanat hakkında bilgi edinirsiniz, devrin mimari modaları, süsleme modaları hakkında bilgi edinirsiniz, isim verme alışkanlıkları hakkında bilgi edinirsiniz, mesela salgın hastalıklar hakkında bilgi edinirsiniz. Bakarsınız, işte bir tarihte ölmüş bütün insanlar aynı tarih yazıyor. Ne bileyim, vebadan ölmüşlerdir. Yani o kadar çok bilgi vardır ki, dolayısıyla mezarlıklar aslında asıl manasında bu ülkenin tapularıdır, mühürleridir. Çok iyi korumak lazım. Zaten bırakın mühür olmasını, tapu olmasını onların, her bir sanat eseri niteliği taşıdığı için yabancı koleksiyoncular, taşeronlar kullanmak suretiyle havan bizim mezarlıklarımızı yağmalıyorlar. Karacaahmet Mezarlığı'nın başına gelenleri anlatsam o bile başlı başına bir konferans konusu olacak kadar
uzun ve trajiktir. Hakikaten acıklıdır. Sıkılmaya başladı galiba arkadaşlar. Uzattım mı? Ercan, daha üst yukarı tam anlatamadık. Efendim? Üsküdar'ın daha girişi bu arkadaşlar. Heh. Sadece üzerindeki bilgiler açısından önemli ama şimdi artık bilginin kayda geçmesi eskisi kadar zor olmadığı için yani orada gömülü olanların herkesin nüfusta kaydı falan var zaten. Yani bu günümüzde bilgi çok kayıtlı. Eski mezarlara kadar bu manada önem taşımıyor ama eski mezarlar, o mezar taşlarındaki bilgiler hakikaten tarihçiler için, sosyologlar için, sanat tarihçileri için, hepsi için başlı başına değer taşıyan bilgi kaynaklarıdır. Son derece önemli. Dolayısıyla onların ve tabii bütün tarihi eserlerimizin, kültür mirasımızın gözümüz gibi korunması gerekir. Bu topraklarda bizim yaşadığımız, bizim var olduğumuz, bizim bir kültür inşa ettiğimiz başka nasıl belli olacak? Onlar ayakta durmazsa, nasıl vandalca yıkıyor, yakıp yıktık değil mi? Ta şeyden bu yana yani neredeyse 200 yıldır biz yakıp yıkıyoruz, hala da yakıp yıkıyoruz. Gün geçmiyor ki bir yalı yanmasın, bir tarihi eserde bir yangın çıkmasın, birisinin kubbesinin kurşunları veya içindeki çiniler çalınmasın. Yani hep çalıp çalıp satıyorlar biliyorsunuz. Yani o kadar nankörlük olamaz. İşte büyük bir medeniyetin mirasçısı, küçük bir devlet, millet olduğunuz zaman o yükü taşıyamıyorsunuz artık. Ağır gelmeye başlıyor. Son zamanlarda gerçi bu mirası ayağa kaldırmak, gelecek nesillere aktarmak için özel bir gayret gösteriliyor ama bazen de restore ederken tahrip ettiğimizi de unutmamak lazım. Evet tabii Üsküdar deyince hemen aklımıza hiç şüphesiz Celvetiye tarikatının kurucusu olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri geliyor. Onun piri Hazreti Üftadi Bursa'da biliyorsunuz. Bursa'da yolunuz düşerse Üftadi tekkesini görün. Gezin. O tekke mimarisinin en tipik, en muhteşem, en güzel örneklerinden biridir. Şeyde Makedonya'da Kalkan Deli'ndeki Harabati Baba Tekkesi ne kadar önemliyse bana sorarsanız Üsküdar'daki Üftadi Tekkesi de o kadar önemli. Hüdayi Tekkesi o kadar eski tekke hüviyetini göstermiyor. Yani o sözünü ettiğim tekkelerin yanında cılız kalıyor ama Hazreti Hüdayi'nin manevi otoritesi, onun etrafında yarattığı atmosfer Üsküdar'a damgasını basmış bir atmosferdir. Yani Üsküdar hakikaten tarihi İstanbul'un bir modelidir. Modeli olarak, küçük bir modeli olarak teşekkül etmiştir. Camileri, mescitleri, ahşap dokusu, ahşap evlerin avlularından sarkan mor salkımlar, mesela meyve ağaçlarının baharda açan çiçekleri, daracık sokaklar, son derece pitoresk çarşılarıyla kelimenin tam manasıyla bir Osmanlı Türk şehridir Üsküdar. Yahya Kemal'in Üsküdar'ı sevmesinin sebeplerinden bir tanesi Üsküp'e benzemesi. Yani Üsküdar'ı, Üsküp'ü gördüyseniz hakikaten o atmosfer, o camiler, medreseler, minareler, efendim, çarşı vesaire Bursa'yı ve Üsküdar'ı andırır. Hani bir şiirinde Yahya Kemal, Üsküp ki Şardağ'ın da devamıydı Bursa'nın der. Şardağ biliyorsunuz Üsküp'ün içinden geçen dağdır. Onun dibinden Vardar Nehri akar diyorsunuz. Üsküpki Şar Dağı'nda devamıydı Bursa'nın diyor ya. Sadece Bursa'nın devamı değil, Üsküpki Şar Dağı'nda devamıydı Üsküdar'ın. Böyle bunlar hakikaten birbirlerine o kadar benziyorlar ki. Balkan şehirlerini gezdiğiniz zaman ne bileyim Üsküp'ü, işte Saraybosna'yı, Kalkan Deli'ni, Prizren'i, efendim İpek şehrini gezdiğiniz zaman Osmanlı dünyasının aslında Balkanlarda hala ayakta durduğunu görüyorsunuz. Bu şehirlere gittiğiniz zaman kendinizi asla yabancı bir şehirde gibi hissetmiyorsunuz. Bursa'ya gitmiş gibi hissediyorsunuz. Manisa'ya gitmiş gibi, Amasya'ya gitmiş gibi, Edirne'ye.
gitmiş gibi hissediyorsunuz. Üsküdar bir bakıma bütün bu şehirlerin de sadece İstanbul'un ön sözü değil, ibacesi değil, Balkanlarda teşekkür etmiş bütün Osmanlı şehirlerinin de ön sözü diyebileceğimiz mahiyette bir güzelliktir. Üsküdar'ın ne kadar güzel bir şehir olduğunu anlamak için nereye bakmak lazım? Ressam Hoca Ali Rıza'nın resimlerine bakmak lazım. Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rıza. Gençler duydunuz mu? Şöyle artık elinizde bir o kadar önemli, o kadar hızlı bilgi araçları var ki internetten Üsküdarlı Hoca Ali Rıza diye yazarsanız, Hoca Ali Rıza bile yazsanız yeter. Ondan sonra görseller bölümüne bir tıklayınız. Dünya kadar Üsküdar'da Hoca Ali Rıza peyzajının karşınıza çıktığını göreceksiniz. Bütün Osmanlı şehirleri son derece pitoresk. Yani resim gibi. Resim gibi. Bütün yabancı ressamlar İstanbul'un başta Üsküdar olmak üzere belli bölgelerine özellikle giderler. Onun peyzaj olarak manzarasını, resmini yaparlardı. Daha sonra da fotoğrafçılar fotoğraflamaya başladılar. Üsküdar en çok rağbet edilen bir yerdi. Hakikaten o kadar zaten Boğaz'a baktığı için o kadar güzel, o kadar harika manzaralar, görüntüler, köşeler vardı ki aşı boyalı evleri, efendim küçük mescitleri, minareleri, büyük Selahattin camileri, efendim hanım sultanların yaptırdığı camiler, tekkeler vesaire bir masal iklimi gibi bir yerde. Bu şehir dediğiniz şey aslında bir yaşama tarzıdır. Bir üsluptur, bir duruş tarzı, bir davranış tarzıdır. Dolayısıyla Üsküdar teşekkür ettikten sonra kendisine gelen insanları, bütün büyük kültür şehirleri gibi kendisine gelen insanları kendisine benzetildi. Yani Üsküdar'da yaşayan insanlar nasıl davranıyorsa öyle davranmaya zorlardı. Gerçek kültürler böyledir. Yani çeker, alır, kendisine benzetir, damgasını vurur. Dolayısıyla tarihi yarımadada teşekkür eden Türk-İslam kültüründen daha farklı, daha Anadolu rengi taşıyan bir Üsküdar kültürünün, Üsküdar yaşama tarzının, daha Üsküdar estetiğinin oluştuğunu söylemek rahatlıkla mümkündür. Bu Üsküdar estetiğini az önce ismini verdiğim Hoca Ali Rıza'nın peyzajlarında harika sulu boyaları ve yağlı boyaları vardır. Özellikle sulu boyaları bir eşsizdir. Orada görürsünüz. Ama Üsküdar estetiği deyince aklınıza ne gelecek? Dünya kadar Üsküdarlı ressam vardır. Yani o kadar çok Üsküdarlı ressam vardır ki hep de Üsküdar'ı bıkıp usanmadan resmetmişlerdir. Ama ve Üsküdar deyince aklımıza mesela Ebru sanatı gelmesi gerekir değil mi? Ebru ile uğraşanlarımız vardı. Niye? Ebru sanatı 19. yüzyıla gelindiğinde neredeyse unutulmuştu. Bu sanatı dirilten kim oldu? Özbekler Tekkesi Şeyhi Ethem Efendi. Duydunuz mu bu zatın ismini? Ethem Efendi. Bu Ethem Efendi'nin oğlu çok enteresan şeyler var. Dediler. Bu Ethem Efendi'nin oğlu Münir Ertegün, Mehmet Akif'in de Yahya Kemal'in de çok yakın arkadaşıydı. Yıllarca Türkiye'yi Washington Büyükelçisi olarak temsil etti. Hatta o kadar itibarlı bir şahıstı ki öldüğünde cenazesini Amerikalılar Missouri zırhlısıyla gönderdiler. Bu Münir Ertegün'ün çocuğu, oğlu kimdir biliyor musunuz? Gençlere söylüyorum. Ahmet Ertegün. Duydunuz mu bu ismi? Duydunuz değil mi? Bu Amerika'da caz müziğinin ve popüler müziğin babası. Yani neredeyse bütün büyük caz sanatçıları onun elinden çıkmıştır. Yani Amerika'da müzik hayatını neredeyse var eden adamdır. Ethem Efendi'nin torunu. Ahmet Ertegün, bir de onun kardeşi vardır.
Zaten Özbekler Tekkesi'ni onlar restore ettirdi biliyorsunuz. Yakın zamanlarda öldü Ahmet Ertegün'de. Üsküdar'ın kültürü nereden nereye gidiyor? Bakın cazı, Amerika'da cazı neredeyse ihya ediyor. Kim öğreniyor Ebru sanatını? Ethem Efendi'den. Ezarfen Necmettin Okyay Efendi. Üsküdar deyince ilk akla gelmesi gereken isimlerden bir tanesi Necmettin Efendi'dir. Çok büyük bir hattat. Ama yıllarca da Güzel Sanatlar Akademisi'nin tezyini sanatlar bölümünde hocalık yapmış ama Mihrimah Sultan Camii'nin İmam Hatibi aynı zamanda. Büyük hattat, Ebru sanatçısı ve gül yetiştiricisi. Yüzlerce gül çeşidi yetiştirmiş, hepsinin de Latince adlarını bile bilen kültürlü bir adam. Düşünün, Necmettin Efendi Üsküdar demek. Üsküdar kültürü, Üsküdar zevki ve estetiği demek. İşte bu Necmettin Efendi'nin bir yeğeni var, Mustafa Düzgünman. Onu duymuşsunuzdur. Mustafa Düzgünman'ın da Hakimiyeti Milliyet Caddesi'nde bir attar dükkanı vardı. O attar dükkanı aynı zamanda bir mektepti. Hem musiki şinastı Mustafa Düzgünman, hem ebrucuydu, hem de tesbih yapan, tesbih sanatkarıydı. İşte bu Üsküdar'daki attar dükkanında arkadaşlar onlarca ebru sanatçısı, hatta onlarca musiki şinas yetişti. Bu dükkanın ne kadar önemli bir mekan olduğunu anlamak için birkaç sene önce kaybettiğimiz rahmetli Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı adlı kitabını okumak lazım. Ama Üsküdar kültürü, estetiği hakkında daha geniş bilgi edinmek istiyorsanız yine Ahmet Yüksel Özemre Hoca'nın hasretini çektiği Üsküdar adlı kitabını okumanız lazım. İşte orada Üsküdarlılık nedir? Üsküdar'ın ruhaniyeti, maneviyeti nedir? Üsküdar'ın estetiği nedir? Ahmet Yüksel Özemre Hoca enine boyuna anlatıyor. Ben sizin için bir bölüm seçtim. Onu okuyarak şey yapayım. Galiba arkadaşları sıktım. Dinleyicilerim de azaldı. Biraz da geciktik. Ondan kaynaklanıyor. Çok hoş bir bölüm. Onu okuyarak size bu sohbeti burada noktalamak istiyorum efendim. Üsküdar'da yaşamak, Üsküdarlı olmak başlığını taşıyor. İstanbul'un bir semti bir diğerine benzemez. Üsküdar'da konumu, tarihi ortamı, İstanbul'un diğer semtlerine ulaşım kolaylıkları, eski sakinlerinin örf ve adetleri, İstanbul'un taşı toprağı altındır efsanesinin cazibesiyle Anadolu'nun bağrından kopup da gelenlerin ilk durağı olmak bakımından diğer semtlerden çok farklıdır. Üsküdar hatta kendine has iklimi bakımından bile diğer semtlerden farklıdır. Üsküdar'ın lodosu, Emirgan'ın lodosuna, Karayeli Aksaray'ınkine, Temmuzlu Maltepe'nin Temmuz'una, Aralık sonunun sisli günleri Fatih'inkine, karı Beşiktaş'inkine, yağmuru Ali Bey köyünkine benzemez. Eskiden denizin suyu da diğer hiçbir semtin deniz suyuna benzemezdi. Doğru söylüyor aslında. Çünkü hava akımları vesaire falan o iklimi değiştiriyor. İklim her şeyi etkiliyor. Şimdi ne yazık ki hepsinin de kendilerine özgü özellikleri ortak kirliliklerinin ardında kaybolup gitmiş durumda. İklim, hava akımı, hava şartları falan derken asıl söylemeyi unuttuğumuz bir Üsküdar deyince aklımıza gelmesi gereken güzellik var. Üsküdar sahilini daha motorla, vapurla yaklaşırken ilk gördüğünüz manzara biliyorsunuz tarihi İstanbul silüetini meydana getiren işte Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, işte Üsküdar Selimiye Camii, Üsküdar Mihrimah Sultan. Bunlar tarihi İstanbul silüetini meydana getirirler. Üsküdar'ın silüetini de geçerken, daha karşıya geçerken görürsünüz değil mi? Mihrimah Sultan Camii. Yukarıda Rum Mehmet Paşa
camiyi, daha sağda Ayazma Camii, ama sahilde önde zarif biblo gibi bir cami vardır. Şemsipaşa Camii veya Kuş Konmaz Camii. Niye kuş konmuyor? Tabii caminin maneviyatına veriyor halk bunu, ama aslında oradaki hava akımları dolayısıyla kuşlar orada uçamıyorlar. Onun için o caminin üzerinden hiç kuş geçmiyor. Yani tamamen Üsküdar'a has bir vaziyet bu. Dolayısıyla İstanbul'da Kuş Konmaz Camii adını da vermişler. Şemsipaşa adında Kanuni devrinde bir vezir tarafından yaptırılmış bir camidir. Ama sadece cami ve medreseden ibaret değil. Şimdi kütüphane olarak kullanılıyor. Arkasında köşk vesaire de varmış. O köşkün kasrının adı da Şerefabat Kasrı. Yahya Kemal'in de bir Şerefabat gazeli vardır. O şu halar bugün Şerefabad'e geldikçe diye başlayan bir gazel. Yani Üsküdar sahilleri bir zamanlar şimdikinden çok farklıymış. Maalesef Şerefabad Kasrı da yıkıldı, yıkılmış. Sadece bir duvarının küçük bir kalıntısı mevcut. Anlatmakla bitmez. O kadar çok şey var ki Üsküdar'da. Biliyorsunuz Üsküdar Sempozyumu yapılıyor yıllardır. Şu anda şöyle kocaman bir raf doldu. Üsküdar'la ilgili bildirilerle dolu onlarca cilt. Şimdi halen de devam ediyor. Yine bir Üsküdar Sempozyumu yapıyorlar. Neyse devam edeyim. Üsküdar'da yaşamak güzeldir. Sabah 7 vapuruyla karşıya geçenlerin, akşam 18 vapuruyla karşıdan dönenlerin telaşını Mihrimah Sultan Camii avlusundan, bu cami İskele Camii de denir biliyorsunuz, avlusunun İskele'ye bakan korkuluklarına dayanarak seyretmek. Ben denedim, hakikaten çok hoş oluyor. Kasım'ın ilk yarısında güneşin Ayasofya Camii'nin ardından batışını Çürük Sulu Yalısı'nın önündeki yokuşun üstünden ya da çayınızı yudumlaya yudumlaya Büyük Çamlıca Tepesi'nden temaşa etmek. Size tiyolar veriyor hoca. Dikkat ederseniz yani İstanbul'u yaşama sanatının ipuçlarını veriyor. Hele orta şiddette bir lodosun hüküm sürdüğü bir gece sabaha karşı eğer rast gelirseniz Dolunay'ın ihtas ettiği şehraini Salacak'ta yaşamak. Temmuz ayının tahammül edilmez sıcağında Kuşkonmaz Camii'nin gölgesinde boğazdan püfür püfür esen rüzgara karşı oltanıza bir istavritin takılmasını sabırla beklemek. O Şemsipaşa Camii'nin önündeki şeritte, sahil şeridinde oltacılar sürekli olta atarlar. Çok zevklidir hakikaten sabırla beklemek. Şemsipaşa'dan hareme uzanan rıhtımda kol kola piyasa eden yavukluları seyretmek. Karda tipide katibimin sıcak atmosferine iltica ederek çayınızı içmek. Orada bir kafe biliyorsunuz. Akşam işten dönerken salına salına balıkçıların içinden geçmek, cuma pazarının her cümerci içinde kendini kaybetmek. Hadi bu akşam dışarıda yiyelim diye niyet edince kanaat lokantasının o nefis Osmanlı yemeklerini taam etmek veya Çengelköy'ün balıkçı lokantalarına gitmek ya da son zamanlarda pıtrak gibi bitmiş olan lahmacuncularda kuyruğa girmek. Bir Ağustos akşamını Beylerbeyi iskelesindeki açık kahvelerde geçirmek, yazın bir ikindi vaktini Fethipaşa Korusu'nun yahut Doğancılar Parkı'nın asude havasını teneffüs ederek öldürmek, bir cuma namazını Valide-i Atik Camii'nde, bir teravih namazını Aziz Mahmut Hüdayi dergahında, bir bayram namazını Eski Hamam Mescidi'nde kılmak, Gün Doğumu Caddesi'nde, eski menzilhane yokuşuymuş burası, sürprizlerle dolu maziye doğru bir yolculuğa çıkmak, Üsküdar'dan Sirkeci'ye geçerken vapura refakat eden martılara simit atmak ya da simit atanları seyretmek, Gülnuş Valide Sultan Camii'nin avlusuna bırakılan onlarca kedi yavrusunu, hakikaten kedi yavrusu kaynar orası, ve bunları beslemek için çırpınan fukarayı sabiriğini hayranlıkla seyretmek, uçsuz bucaksız Karacaahmet mezarlığı içinde uhrevi hislerle mahmul bir gezintiye çıkmak ya da Üsküdar'ın yeni süpermarketleriyle alışveriş merkezlerindeki curcunaya ayak uydurarak
bir şeyler satın alacakmış gibi gezinip vakit öldürmek. Bir ömre bedeldir, diyor. Eğer eskiye meraklıysanız, bugün bile Murat Reis Mahallesi'nin, Selamsız'ın, Toygar'ın, Sultan Tepesi'nin, Çavuş Deresi'nin, bunlar Üsküdar'ın mahallelerinin adları biliyorsunuz, Açık Türbe'nin, İhsaniye'nin, Salacak ve Ayazma'nın, İnadiye'nin, Bağlarbaşı'nın, İcadiye'nin, Kuzguncuk ve Beylerbeyi'nin isimlerinin güzelliğine dikkat ediyor musunuz? İstanbul'un semtlerinin, mahallelerinin isimleri bile bir ayrı konferans konusudur. Onlardan da söz edeceğim. İsim nasıl teşekkür ediyor? Bu isimler nereden geliyor? Bu bile başlı başına bir kültürdür. Arka sokaklarında bu semtlerin çökmek üzere olan bir tekke, zamana direnen asır diye bir konak, tek katlı minik bir ev, Osmanlı barok stilinin biblo gibi bir örneği olan bir çeşme, gel de bir Fatiha oku der gibi davetkar bir türbe, tertemiz bir mahalle camii, bir ufacık sinagog ya da kilise, minicik bir kalacı dükkanı, eski usul bir leblebici ya da bir kahvehane, her işini el aletleri yapan bir ayakkabı tamircisi, hala müşterisi olan bir hamam, hatta bir fıkra taşıyla bile karşılaşabilirsiniz. Fıkra taşı nedir? Evet, eskiden böyle taşlar olurdu, küçük sütun gibi, içi oyuk. Ona gönlünüzden kopar, işte 3-5 kuruş koyarsınız. İhtiyacı olan gider alır, ihtiyacı olmayan almaz daha. Şimdi bir saniye durmaz. Ama o zaman hakikaten öyle taşlar var. Hayırseverler gidiyor oraya koyuyor, para koyuyor, işte bir şeyler koyuyor, değerli bir şeyler. İhtiyacı olan da geliyor oradan, kimseye hissettirmeden alıyor ihtiyacını. Veriyor. Bunun için bir sosyal müessese. Halen öyle tek tük kalmıştır. İstanbul'da var. Evet. Uzatmayalım ama Üsküdarlılık nedir? Hocam madde madde sıralamış. O bölümü de okuyarak noktalayalım. Üsküdarlılık şuymuş arkadaşlar. Güler yüze candan bir selam vermek. Selam vermese bile, tanımasanız bile. Değil mi? Barış ve diyalog teklifidir aslında. Zaten selam, barış kökünden geliyor biliyorsunuz. Nezaketle hal hatır sormak, muhatabının sevincine ve kederine yapmacıksız bir şekilde samimiyetle iştirak etmek, hizmette ve yardımda sehavetle yani cömertlikle, tevazuyla ve gönüllü olarak öne çıkmak. Komşu hakkını ve hatırını kendi ailesininkiyle aynı seviyede tutmak. Hasta ziyaretini ihmal etmemek. Ticarette muhatabının hakkını sehavetle, cömertlikle korumak. Fukarayı sabiriğini, yani halini kimseye hissettirmeyen, sabredip bekleyen fakirleri kollayıp gözetmek. Mahallenin ırzına, namusuna, edebine, terbiyesine, düzenine, emniyetine sahip çıkmak. Komşularının, mahallesinin, beldenin bütün sakinlerinin sıhhat ve afiyeti için ve keza beldenin her türlü tabii ve içtimai afetten korunması için derunununda Cenab-ı Hakk'a her gün samimiyetle niyazda bulunmaktır. Üsküdarlılık aynı zamanda Üsküdar'dan büyük bir haz duymak ve bunu iftiharla ifade edebilmektir de. Üsküdarlı olabilmek için bu mübarek beldenin geçmişini, eski eşrafını ve evliyalarını tanımak, yüzyılların tesis ettiği örf ve adetlerine sahip çıkmak, bunları korumak ve bizzat yaşamak lazımdır. Kısacası Üsküdar'da yaşamak kolaydır ama Üsküdarlı olmak bugün her baba yiğidin kârı değildir, diyor rahmetli Yüksel Özdemir Hoca. Hakiki bir Üsküdarlıydı rahmetli. Yani Eba Encet. Yani 4-5 göbekten itibaren Üsküdarlı. Zaten bir şehrin yerlisi olabilmek için 3-5 nesildir aslında o şehirde yaşıyor olmak lazım. Ama hususi bir gayretle bu kadar zamana ihtiyaç hissetmeden dün gelip bugün İstanbullu olabilirsiniz. Şimdi başından beri Yahya Kemal'den söz ediyorum ya. Yahya Kemal Üsküplü. Üsküp'te doğmuş, büyümüş. İstanbul'a geldiğinde 17 yaş. 17 yaşındaydı. Ondan önce hiç görmediydi. İstanbul'a geldiğinde ilk geldiğinde zaten 6 ay kaldı. Ondan sonra Paris'e kaçtı. 10 yılda Paris'te yaşadı. Dolayısıyla İstanbul'u asıl manasında 1912'den sonra tanımaya başladı ama bugün İstanbul deyince aklımıza
gelen isimlerden bir tanesi Yahya Kemal. Ben de İstanbullu değilim. Ama geldim burada size İstanbul sohbetleri yapıyorum. İstanbul hakkında 6 tane kitabım var. Demek ki sevmek, anlamaya çalışmak, tanımak, bir ilişki kurmak, adeta o şehrin uzviyetinin bir parçası haline gelmek. Yani ağacınıza dokunduğunuz zaman aranızda bir elektriğin veya bir tarihi abideye, bir taşa, bir eski bir kalıntıya dokunduğunuz zaman onunla bütünleştiğinizi, adeta aranızda bir ilişki kurulduğunu hissetmek. O zaman yerlisi oluyorsunuz. Yani 10 göbekten beri İstanbullu olup da İstanbul'un ruhunu hissetmeyen de vardır. Demek ki önemli olan şehirle ilişki kurmasını bilmek. Bu Üsküdar'ı anlattım bugün ama her semtle, İstanbul'un her semtiyle bu manada ilişki kurmak mümkündür. Her semtinin Ahmet Yüksel Özemre'nin anlattığı tarzda bir üslubu, bir ahlakı, bir estetiği vardır. Ama bütün bunları birleştiren bir genel Türk-İslam, Osmanlı estetiği var ki bu artık İstanbul estetiği diyebiliriz. Vallahi bir plan yaptık. Ortaköy hangi birini anlatalım yani işte belli başlı şeyler. Tabii. Ya işte 8 ay 8 konuşmamız var. Onu da şey yaptıkça yani tarihi İstanbul'a özellikle sur içine yoğunlaştık. Üsküdar Dibacesi. Bir Eyüp Sultan'ı anlatacağım. Efendim? Evet, tarihi İstanbul'du konuşacağız daha çok. Dedim ya yani ansiklopedi yazmış adam 11 cilt daha G harfinde. Hangi gün neresini anlayacağız? İşte onun için belli şeyleri temsil edebilecek, İstanbul'u temsil edecek bölgelerini. Mesela Sultanahmet'i anlatacağım. Bayezid Meydanı'nı anlatacağım. Taksim'i anlatacağım mesela. Böyle. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum. Evet. Sıkmadım değil mi? Ama gelecek konuşmalarımda bol resim de göstereceğim. Bu şimdilik böyle oldu. Bol resim göstereceğim. Gösterme imkanınız var değil mi?